İstanbul'da 500 polisin katıldığı narkotik operasyonda akıl almaz bir şey oldu. Balat'ta bir eve giden polisler uyuşturucu zulası değil, define için kazılan işte bu tüneli buldu. Show Haber'den Aziz Akova ve Ali Akyasan 30 metrelik o devasa tünele girdi. Tünelin girişi burası, yaklaşık 2 metre genişliğinde. Tünel kazarken her detayı düşünmüşlerdi. Matkap sesi geliyordu yaklaşık 2 aydır. Kullandıkları burada baretler var, tulumlar var. Kimine göre haritada işaretli altın gömüsünün peşindeydiler. Kimine göre ise Ortodoks kilise ganimeti arıyorlardı. Defineciler İstanbul'un tarihi semti Balat'ta akıl almaz bir iş yaptı. 30 metrelik tünel kazdı. Görebiliyorsunuz arkadaşlar, çok ileri. Defineciler narkotik operasyonunda tesadüfen yakalandı. Eve giren çıkan görüyor muydunuz? Ya hani oturan vardı orada. Narkotik şube ekipleri Fatih merkezli 11 ilçede operasyon düzenledi. 53 kişi gözaltına alındı. Balat'taki bir eve girdiklerinde ise gözlerine inanamadılar. Narkotik ekiplerinin hedeflerinde uyuşturucu tacirleri vardı. Baskın yapacakları adreslerden biri de bu tek katlı evdi. Kapı koçbaşıyla kırıldı. İçeriye girildi. Ekipler içeride birkaç adım attıktan sonra karşılarında 30 metre uzunluğunda işte bu tüneli buldu. 3 gün önce de yine matkap çalışıyordu burada. Tadilat var sanıyorduk. Kiliseye doğru öyle gidiyor değil mi? Dönmüyor. Şüpheliler evi adeta bir inşaat alanına çevirmişler. Bakın, tünel kazarken kullandıkları eldivenler, keserler, işte buradaysa hiltiler, çizmeler ve yine tünelde giydikleri tulumları da bu şekilde burada asmışlar. Bir saniye. İlerisini görebiliyor musun abi? Şüpheliler tünel kazarken her detayı düşünmüşlerdi. Kazmalarla, küreklerle günlerce burada kazı yaptılar ve şüphe çekmemek için de içerideki toprakları işte bu çuvalların içerisine koydular. Yukarı çıkardılar ve hemen tünelin yanı başına buraya yığdılar. Tünelin derinliği 6 metreydi. İşte tünelin girişi burası. Yaklaşık 2 metre genişliğinde 2 tane de merdiven var. Biz de o merdivenlerden birinden aşağı doğru dikkatli bir şekilde inmeye çalışacağız ve manzarayı göstermeye çalışacağız. Defineciler rahat çalışmak için tünelde güçlendirme bile yapmıştı. Tünelin içerisindeyiz. Giriş noktasını oldukça geniş bir şekilde kazmışlar ve şüpheliler bu şekilde kablolarla tünelin içerisine elektrik çekmişler, lamba koymuşlar ve yıkılmaması için de böyle tahtalarla güçlendirme çalışması yapmışlar. Zanlılar burada günlerce bu küreklerle kazı yaptılar. Tünelin devamını size göstermek istiyorum. Tabii burada hareket etmek de oldukça riskli ve zor. Bakın, burada çok büyük kayalıklar var. Bu kayalıkları bir şekilde define uğruna olduğu düşünülüyor. Kazmış şüpheliler ve 30 metre ileriye gitmişler. Ancak ileride bir su birikintisi var. Bu yüzden daha fazla ileriye gidememişler. Polis ekipleri evde kimseyi bulamadı. Ama tüneli kazan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Suç ortaklarını da bulmak için çalışma başlatıldı. Hedefleri kiliseye girmektir. Yani oradan bir şeyler almak da başka bir şey olamaz. Yaklaşık 30 metre kazılan tünel işte bu evin içerisinde. Hemen evin yanı başındaysa Fener Rum Lisesi bulunuyor ve aşağıda da bir kilise yer alıyor. Define avcılarının işte hedefinde de o kilise olduğu düşünülüyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.